Merhabalar. Bu haftanın konusu koşullu ifadeler, mantıksal operatörler, döngüler ve rastgeleleştirme olacak. Şimdi dilerseniz hemen başlayalım. Koşullu ifadeler neler? Koşullu ifadeler belli bir durum altında çalışması istenilen kodların olayların olmasını sağlıyor. Kodların çalışmasını sağlıyor. Gerçek hayatta da şöyle örnek verilebilir. Eğer 18 yaşından küçükseniz ehliyete başvuru yapamazsınız tarz. Aslında hayatımızda pek çok yerde bu koşullu ifadeler bulunuyor. Bu koşullu ifadeleri gerçekleştirebilmek için if bloğu kullanılması gerekiyor. If bloğun yazım düzeni ise şurada gördüğünüz şekilde. Koşul buraya yazılacak ve belirtilen koşul altında çalışması gereken kodlar da buraya yazılacak. Gerçek hayattaki örneğe dönersek, eğer 18 yaşından büyüksen ehliyet alabilirsin. Şimdi biz testte şey yapalım. Hemen şuradan programı açayım. Şimdi bir tane test değişkeni oluşturuyorum. Bunun içine 5 atayacağım. Daha sonra diyeceğim ki if test 10'dan küçükse bana 10'dan küçük bastırsın ekrana. Şimdi biz 5'in 10'dan küçük olduğunu biliyoruz. Bu doğru bir şey. Bu geliyor. Burada kontrol ediyor. Burasının doğru olduğunu görüyor. Ve bunu bastırıyor ekrana. Hemen deneyelim. Derledim. Ve çalıştı. Kaydetmeyi unutmuşuz. Şuradan derledim, çalıştırdım ve ondan küçük dedi. Gördüğünüz gibi. Şimdi derledim, çalıştırdım ve ondan küçük dedi. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu if bloğuna ek olarak bir de else bloğu yazılabilir. Bu else bloğu da yani kendisinin üstünde yazılmış olan if koşulu sağlanmıyorsa eğer her durumda çalışacaktır. Ama bu else opsiyoneldir. Yani az önce yaptığımız gibi else'i yazmayabiliriz. Else'in sintaksi de şu şekildedir. Gördüğünüz gibi else'den sonra bir koşul belirtmiyorsunuz. Çünkü üstündeki koşul çalışmadığı her sürece burası çalışacağı için herhangi parantez içinde koşul yazmaya gerek yok. Mesela şurada if ondan küçükse demiştik ya else deyip şöyle ondan büyük yazdırabiliriz. Şimdi başta bu else kısmı çalışmayacak. Çünkü testimiz 5 ve burası çalışıyor. Biz eğer bunu 15 yaparsak bu if çalışmayacak ve bu else çalışacak. Gördüğünüz gibi ondan büyük dedi. Şimdi biz burada aslında sadece iki durumu kontrol ettik. Bir olma, bir de olmama. Peki biz bunları artıramaz mıyız? Tabii ki. Else if diye başka bir blok açarak bu ifadeleri istediğimiz kadar artırabiliriz. Mesela hemen örneğine geçelim şurada. Else if bloğu açtıktan sonra istediğiniz kadar yazabilirsiniz ve yazımı, sintaksi if'e çok benziyor. Şimdi burada da ben 20'den küçük demek istiyorum. Tabii şurayı da şimdi burası 20'den küçük ya. Bu artık sadece if'e değil, else if'e de bakıyor. Ya üstündeki bütün koşullar çalışmadığı sürece else çalışacağı için ya artık else gelen 20'den büyük sayılar olacak. Dolayısıyla burayı da 20'den büyük olarak düzenlersek daha güzel olur. Şimdi bu 15 ne? Geliyor burada 15 ondan küçük değil mi? Burası küçük değil. O yüzden bu if de doğru değil ve çalışmayacak. Daha sonra buraya gelecek. 15, 20'den küçük. Burası doğru ve burası çalışacak. Daha sonra bütün bu koşuldan çıkacak ve şuraya gelip programımız bitirecek. Hemen tekrar derleyip çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 20'den küçük dedi. Şimdi bir de eğer biz şurayı 25 yaparsak sadece else çalışacak. Burayı 20'den büyük dedi. Evet, şimdi
Biz az önce sadece büyüktür ve küçüktürlerle çalıştık. Şimdi bir de bunu eşitlik olma ya da olmama durumları da var tabii ki. Şimdi biz eşit olup olmama durumunu şöyle kontrol ediyoruz. Şimdi bu ne demek? Test ona eşittir demek bu ifade. Ama gördüğünüz gibi 25 ona eşit değil. Dolayısıyla burası yanlış olacak ve burası çalışmayacak. Hemen görelim. Eşit değil yazdım. Şurada da el seçip eşit yazalım bakalım. Evet. Tekrar derleyelim. Slash n'imizi unutmuşuz. Şurayı da aslında eşittir yapıp şurayı eşit değildir yapalım çünkü. Evet, eşit değildir diyor. Çünkü 25 ona eşit mi diye burada kontrol ediyor. Değil olduğunu görüp buraya geçiyor. Şimdi eğer biz şurayı 25 yapsaydık 25 25'e eşittir olacaktı ve eşittir kodu karşımıza çık eşittir yazı karşımıza çıkacaktı. Şimdi bir de eşit olmama durumunu kontrol edebiliyoruz. Süresi 15 kalsın. Şimdi biz buraya değildir şeyi koyarak yani 25 15'e eşit değildir demek burası ve doğru bir ifade zaten söylerken de bunu fark ediyoruz. Hemen görelim. Gördüğünüz gibi eşit değil. Şimdi bir de küçük eşittir, büyük eşittir operatörleri var. Bunlar zaten az önce büyüktür, küçüktür yapmıştık. Onların sadece eşitlik durumu hem de büyüklük şeyine karşı bir de eşit olma durumunu da kontrol ediyor. Yani matematikteki gibi. 9 büyük eşittir. 9 esasında doğru bir ifade. Şimdi şurada şey örneğimizi yapmışız. 15-16'ya eşit değildir. Şimdi aslında bu yukarıda gösterilen operatörler Boolean adı verilen bir veri tipi döndürüyor. Bu aslında sadece 1 ve 0'lardan oluşan bir veri türü ama bunları daha rahat anlayabilmek için biri true, sıfır da false olarak kodluyor. Mesela 15 eşittir 15 koşulu doğru bir ifade değil mi? Bunun sayısal değeri 1, Boolean değeri ise true'dur. 15 büyük eşittir 16 yanlış bir ifadedir. Sıfır döndürür ve false'dur. Şimdi bir şuradaki uzun örneği bir kopyalayacağım ben. Şimdi biz burada ne yapmaya çalışacağız? Burada doğrunun değerini bastırmaya çalışacağız. Bu doğru ve yanlış anahtar kelimeleri kullanmak için stdbool kütüphanesini indirmemiz gerekiyor. Daha sonra hani ben demiştim ya doğru birdir sayısal değeri diye. Burada doğrunun 1'e eşit olup olmadığını kontrol edeceğiz. Bu 1, 1'e eşit mi? Eşit. Dolayısıyla burada da 1 basacaktır. Burada false'un sayısal değeri 0'dı. 0, 0'a eşit mi? Eşit. Dolayısıyla burada da 1 basacak. 15, 15'e eşit mi? Eşit. Burada 1 basacak. 15 büyük mü 16'dan? Hayır. Burada 0 basacak. Hemen kaydedip, derleyip görelim. Şimdi biz ne demiştik? Doğrunun değeri 1. Yanlışın değeri 0. Şu ikisinin temel şeylerin bütün ifadeye doğru demiştik. Peş peşe 1 basmış. 15, 15'e eşit 1. 15, 16'dan büyük değil. 0 basmış. Evet, şimdi biz bir koşullu ifade yazarken parantezler arasında sadece bir tane ifade yazdık. Bunu aslında bazı mantıksal operatörlerle artırabiliyoruz. Bunlardan ilki V o mantıksal operatörü. Bu V iki tane ampersand işaretinin yan yana gelmesiyle karşımıza çıkıyor. Bu sağına ve soluna yazılan ifadelerin ikisinin de doğru olduğu anda bütün ifadeyi doğru yapıyor. Yani şurada da göreceğiniz gibi. Doğru ve doğru gelirse sonuç doğru olur. Eğer bir tanesi bile yanlışsa bütün sonuç yanlış olacaktır. Bir de veya mantıksal operatörü var. Bu da sağına ve soluna yazılan ifadelerden en az bir tanesi bile doğruysa sonucu doğru olarak döndürecektir. Şurada da gördüğünüz gibi.
Değil mantıksal operatörü ise paranteze alınıp sol tarafına yazıldığında bir ifadenin onu yanlış yapıyor. Şurada gördüğünüz gibi 15 eşittir 15 aslında doğru bir ifade. Ama biz paranteze alıp sol tarafını değildir yazdığımızda bu true'yu false'a çeviriyor. Şurada da and ve or'un örnekleri var. And'e bakalım. 15 15'e eşit sol tarafı 1. 15 16'dan küçük eşit. Sağ tarafı da 1. Ondan dolayı bütün ifade yani doğru olacak. Orada da 15 15'e eşit burası doğru fakat 15 16'dan büyük değil. Burası yanlış. Ama ne demiştik? Or en az bir tane doğru varsa bütün ifadeyi doğru yapıyor. Şimdi üniversitede notlandırmada katalog sistemi kullanılıyor. Biz bunun uygulamasını yapalım şimdi. Hemen şu baş kısmı bir kopyalayıp açıklayayım. Hatta bütün kodu kopyalayayım. Bu uzun bir örnek. Bu daha sonra açıklamasını yaparım. Şimdi gördüğünüz gibi bir tane sayısal not diye bir değişken oluşturmuşuz. Sonra kullanıcının karşısına üniversite öğrenci işlerine hoş geldiniz demişiz ve harf notunuzu öğrenmek için lütfen sayısal notunuzu girin demişiz. Daha sonra kullanıcıdan bir input alacağız ve bu girdiği sayıyı da bizim buradaki sayısal not değişkenimizin içine atayacağız. Şimdi katalog sisteminde nasıldı? %91 arası AA ve böyle 10 puanda bir düşe düşe ta 30'a kadar geliyor ve 30'un altına da full FF veriyor. Şimdi bunu sayısal not 100'den küçük eşit mi diye burada kontrol edecek ve aynı zamanda 90'dan da büyük mü? Şimdi biz aslında burada sayısal notun 90'dan büyük ve aynı zamanda da 100'den küçük eşit olduğunu kontrol etmeye çalışıyoruz. Direkt şeyin arasında bunu yazamaz mıydık parantezin? Yazamazdık. Maalesef C'de bu destek yok. Ondan dolayı farklı ifade koşullu ifadeleri kontrol edeceğimiz zaman araya and or şeyleri koymamız gerekmekte. Burada kontrol ettikten sonra 90 ile 100 arasını, daha sonra 90 ile 80 arasını için bir else açmışız. Bu böyle 30'a kadar gidiyor ve 30'un altına da direkt olarak şurada FF veriyoruz. Şimdi bir kodu derleyip çalıştıralım. Harf notumuzu girmemizi istiyor. Biz çalışkan bir öğrenciyiz. 93 almışız. Harf notumuz AA gelecek. Sonra bir de hadi 57 alalım. 57'ye de CC verdi. Şimdi bu 57 durumu nasıl çalışıyor? Geldi. Şu if'in içinde kontrol ediyor. 57 100'den küçük eşit, küçük eşit ve 57 90'dan büyük mü? Hayır. Bir tanesi bile yanlış olduğu için bütün ifade yanlış ve aşağı geçiyor. Aynı şekilde 57 80'den büyük değil, 70'ten büyük değil, 60'tan büyük değil, 50'den büyük. Burada iki ifadeyi de sağladığı için burayı çalıştırıyor. Bir de 20 alalım mesela. 27 FF verdi. Koşulların hiçbiri sağlanmadığı için buraya gelip harf notumuzu karşımıza FF olarak çıkartıyor. Şimdi döngüler konumuza geçelim. Döngüler aslında kısa yollar. Yazılan bir kodun çokça defa aslında istediğimiz kadar çalıştırmamızı sağlıyor. Mesela birden 100'e kadar saydırmak istediğimizde printf1, printf2, printf3 diye böyle 100'e kadar sayacak mıydık? Tabii ki saymayacağız, öyle bir şey yapmayacağız. Döngüler bize bunu sağlıyor. İlk döngümüz for döngüsü. For döngüsünün yapısı birazcık daha karmaşık ama hemen anlayacağımızı düşünüyorum. Şimdi for döngüsünün içine noktalı virgüllerle ayrılmış 3 farklı bölme var for döngüsünün içinde. Bunlar ne? İlkinden başlayalım. Şimdi for döngüsü için bir tane değişken gerekiyor. Bu değişkeni ister for döngüsünün içinde tanımlayın, ister for döngüsünün dışında tanımlayın. Ama bunun da yerine for döngüsünün içinde atıyorsunuz. Şimdi ben burada ne demek istedim? Bunu görelim. Şimdi integer i. Ben burada i diye bir değişkeni dışarıda tanımladım ve daha sonra for döngüsü içinde i'ye sıfır değerini atadım.
Bu dışarıda tanımlama oluyor. Eğer siz şunu yazmayıp şurada integer i derseniz bu içeride tanımlama oluyor. Daha sonraki bölmede bu tanımlanan değişkene bağlı bir koşul yapacağız. Mesela biz birden 100'e kadar saydırmak istiyorduk ya. I küçük eşittir 100 diyeceğim burada. Bu i 100'den küçük olduğu sürece bu şey çalışacak. Peki i'yi nasıl artıracağız? Hani 100'e kadar dedik ya. i'yi bir yerde artırmamız gerekiyor. O kısmı da burada yapıyoruz. Burası da güncelleme işleri için. Şimdi bu şöyle çalışıyor. For döngüsüne geldiğinde kodumuz buradaki değişkeni okuyor. Ondan sonra bu değişkenin koşulunu kontrol ediyor. Daha sonra gelip şuradaki kodu çalıştırıyor. En son şuradaki güncelleme yapıyor ve şuraya tekrar bakıyor. Koşulu sağlıyor mu diye. Sağlıyorsa tekrar buraya gidiyor. İşlemleri yapıyor. Güncelliyor ve tekrar koşulu kontrol ediyor. Şurayı sadece başta yapıyor aslında. Daha sonra önce burası, sonra burası, en son burası, tekrar burası diye devam ediyor. Şimdi biz 100'e kadar saydırmak istiyoruz. Şimdi i'nin değerini bastıracağım için ben %d dedim ve şuraya i dedim. En sonunda güzel bir görüntü olması açısından şuraya ters slash n koyacağım. Gördüğünüz gibi 100'e kadar saydırdık. Şimdi içeride tanımlamayla dışarıda tanımlamanın farkını. Ben i'nin değerine ulaşmak istesem burada içeride tanımladığım için ulaşamayacağım. Bize compiler hata verecek diye düşünüyorum bunu. Gördüğünüz gibi diyor ki sen i'yi tanımlamamışsın. Burada bastırmaya çalışıyorsun diyor. Ondan dolayı eğer şu tanımlamayı dışarıda yapıyor olsaydık biz burada i'nin son değerine ulaşacaktık. Peki i'nin son değeri ne? i'nin son değeri 101. Burada i 101'e kadar sayıyor ve 101 101'de şu koşul yanlış çıktıktan sonra döngünün dışına çıkıyor. Hemen görelim i'mizin 101 olduğunu. Gördüğünüz gibi i'yi de şuraya bastırdık 101 olarak. For döngümüz de böyle. Şimdi bir de while döngüsü var. While döngüsü de aslında for döngüsüyle yapılan işlerin neredeyse hepsini yapıyor. Ama bunda sintaksı for döngüsünden çok daha değişik. Sintaksı if sintaksine çok benziyor. Fakat if'te yaptığımız bir defa işlemlerin çalıştırmasına bu koşulun sağlandığı sürece çalıştırıyor. Şimdi burada demişiz ki değişkene bağlı bir koşul. Değişkenlerde for'daki gibi tanımlama alanımız yok. Bunda da dışarıda tanımlıyoruz aslında. Şimdi dışarıda aynı zamanda atamasını da bunu dışarıda yapmamız gerekiyor. While i'nin 100'den küçük o eşit olduğu sürece çalışması için. Printf yüzde de i. Şimdi eğer ben bu kodu böyle bırakırsam bu sonsuza kadar bir basacak burada. Çünkü güncelleme işlemini yapmadım. While döngüsünde güncelleme işlemini unutmamak gerçekten önemli. Şurada gördüğünüz gibi bu sonsuza kadar F bastı ve şurada Ctrl C'ye basarak programı kapanmaya zorladım. Şurada i++ yaparım. Güncellememi sağlarım. Gördüğünüz gibi 100'e kadar burada da bastırdım. Şimdi bu while döngüsünde tanımlamayı hep dışarıda yaptığımız için i'nin değerine de hep dışarıdan erişme imkanımız var. Yine 101'e dışarıdan erişebiliyoruz. Şuradaki. Şimdi bu döngüleri biraz daha düzenleme işlemleri yapabiliyoruz. Bu nasıl oluyor? Şimdi break ve while adı verilen iki tane anahtar kelimemiz var. Break bir döngünün istenilen koşul altında sonlanmasını sağlıyor. Şuradaki tablodan göstereyim. Bunu aynı hem for hem de while için yapabilirsiniz. Şimdi burada çalışan kodlarımız var. Şurada bir tane statement 1 var diyelim. Şurada statement 2. Araya da bir tane condition koymuşuz. Ve bu koşul altında döngünün kırılmasını istiyoruz. Şimdi koşul olacağı döngüde statement 1 çalışacak. Şu condition da sağlandığı için döngüyü kıracak ve döngünün dışına çıkacak. Şuradaki statement 2 çalışmayacak. Şimdi şuradaki kodu kopyaladım. Bir örneğimizi görelim.
Şimdi i'yi dışarıda tanımlamışız. 100'e kadar sayacağız. Biz burada i 50'ye ulaştığında döngüyü kırmak istiyoruz. Ondan dolayı i eşittir 50 olduğunda şurada kullanıcıya döngü kırıldı diye bir mesaj verip döngüyü kıracağız. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi 50'ye ulaştıktan sonra döngü kırıldı. Niye 50'yi de kırmak istedim? 50'yi gösterdi. Çünkü break'in üstünde yazdık aslında şu printleme işlemini. Yani 50. şeyde buraya geldi. Şurada 50 yazdı. i'nin 50'ye eşit olduğunu gördü ve break'ledi. Eğer bunu biz aşağı yazsaydık i'nin 50 olduğunu görmeyecektik. Gördüğünüz gibi burada da 49'a kadar kırdı. Şimdi bir de continue var. Continue da döngünün istenilen bir durumda es geçilmesini sağlıyor. Es geçilmesi ne demek? Mesela biz birden 100'e kadar sayılıyoruz ya. Çift sayıları yazdırmak istemiyorum ben. Tek sayıları yazdırmak istiyorum. Onun için şurada şöyle bir koşul açarım. Ve içinde continue derim. Bu aşağıdaki kodun çalışmasını engelliyor tek seferliğinde. Şurada da göreceğiniz gibi. Şimdi statement 1 çalışıyor. Ama condition true olduğu için tekrar döngünün başına geçiyor ve statement 2 şurada çalışmıyor. Hemen şurayı yine kopyalayayım. Şu düzenlemeler birazcık kayıyor ama. Şimdi burada da olay şöyle. Şimdi biz burada niye bir tane daha i++ yazmışız? Şimdi eğer mesela i 2 oldu diyelim. 2 geldi buraya. Şurası doğru verecek. Eğer biz bunu yazmasaydık continue diyecekti ve döngünün başına tekrar gidecekti. 2'yi güncellemedik biz. Hala 2. Ve burada böyle sonsuz bir döngüye girecek. Şu alttaki kodları hiç çalıştırmayacaktı. Yani görelim örneğin mesela. Sadece 1 bastıracak ve daha sonra sonsuz döngüye girecek diye tahmin ediyorum. 1'i bile bastırmadı. Hemen kapatalım. Şimdi eğer burayı açmış olsaydık düzgün çalışacaktı. Gördüğünüz gibi sadece tek sayıları şurada bastırmış olduk. Evet. Şimdi benim de favori konum olan rastgele sayı üretme konusu. Şimdi biz rastgele sayı üretmek konusunda esasında sadece rand fonksiyonunu kullanabiliriz. Ama sadece bu rand fonksiyonunu kullanırsak bize sahte rastgelelik adını verdiğimiz bir tarzda rastgelelik oluşturacaktır. Bu sahte rastgelelik ne demek? Şimdi bakalım. Şimdi biz bir döngü, yani bir rastgele sayı üreteceğiz diyelim 5 tane. Bunun için bir tane üst sınırı belirleyelim. Mesela üst sınırımız 10 olsun. Ben 1 ile 10 arasında sayı üretmek istiyorum. Daha sonra 5 tane üreteceğim için 5'e kadar çalışacak bir döngü oluşturayım. I küçük eşit 5 ve i plus plus. Daha sonra şimdi şeyi rastgele sayı şöyle. Hemen bir tane değişken oluşturup rastgele sayı rand fonksiyonuyla şöyle oluşturuyoruz. Şimdi burada ne yaptım? Rand fonksiyonu her çağrısında saçma sapan sayılar üretir. Yani çok büyük sayılar üretir aslında. Biz bunu üst sınırla modunu alarak aslında hani mesela 1999 üretti burası. Biz bunun 10'la modunu aldığımızda karşımıza 9 geliyor. Bu da ya şimdi bu yazdığım 0 ve 9 dahil olmak üzere 0'dan 9'a kadar sayılar üretmemizi sağlıyor. Biz eğer buna şu bütün ifadeye 1 eklersek bu 1 ve 10 dahil olmak üzere 1 ile 10 arasında birden 10'a kadar sayılar üretiyor. Hemen şurada bütün sayılarımızı bastıralım. Şimdi bu ne? Bu nasıl? 1 ile başlıyor. 1 5'ten küçük. Yani bu aradaki şey 5 defa tekrarlanacak.
Rastgeleye bir tane rastgele sayı atıyor içine. Daha sonra rastgele kullanıcının karşısına çıkartıyor. Hemen derleyip çalıştıralım. Şurada bir de printf slash n dersek daha hoş bir görüntüye kavuşacak. Şimdi 4, 7, 8, 6 4 üretti. Şimdi çok ilginç bir şey var. Ben sahte rastgelelik demiştim ya. Tekrar çalıştığımda aynı sayılar karşıma geliyor. Tekrar, tekrar. Hiç değişmiyor. Hiç sekteye uğramıyor. Şimdi bunun ismi sahte rastgelelik. Biz bunu nasıl düzeltiyoruz? Bunun için Time kütüphanesi diye adını verdiğimiz bir kütüphane var. Bunu önce indirmemiz gerekiyor. Biz bunu niye indiriyoruz? Bir de srand diye bir fonksiyonumuz var. Bu srand içine verdiğim parametreye göre şuradaki rand fonksiyonun başlangıç değerini şey yapıyor, belirliyor, besliyor aslında. Şimdi ben buraya time null diye bir parametre verirsem ne oluyor? Şimdi bu time null parametresi Unix zamanda yani 1 Ocak 1970'ten ta şimdiye kadar olan süreyi saniye şeklinde döndürüp bu saniyeyle de rand fonksiyonunu besliyor. Yani çok büyük bir sayı ve bu sayıyla beslediği için bir nevi öngörülemez bir şekilde rastgele sayıların üretilmesini sağlıyor. Bu da nispeten gerçek rastgele sayıların karşımıza çıkmasını sağlıyor. Hemen şunu çalıştıralım. Artık şuradaki gibi olmayacak. Her seferinde farklı bir 5 tane rastgele sayıyla karşılaşacağız. 6 gördüğünüz gibi artık değişiyor. Şimdi biz 1 ile 10 arasında üretmek istemiştik ya. Şurada 1 gördük. Şurada da 10 gördük yani. Amacımız yerine gelmiş. Bunun sintaksı şöyle, hani istediğiniz aralıkta üretmek için şu sintaksı kullanıyoruz. Rand daha sonra mod işareti üst sınırdan alt sınırı çıkarıp burada 1 ekliyoruz buraya ve daha sonra tekrar alt sınırı ekliyoruz. Bunun sintaksı da böyle. Mesela 1 ile 10 arasında üretmek istedik ya. Şuraya 10 yazdık, şuraya 1 yazdık. Burası 0 oluyor. Daha o yüzden ben buraya sadece üst sınır yazdım. Eğer bizden farklı bir alt sınırınız varsa kesinlikle onu burada bu şekilde eksi olarak yazmalısınız. Mesela deneyelim. Şuraya. Alt sınırı da ne yapalım mesela? Alt sınırı da 5 olsun. Hadi. Şunları düzenlememiz lazım. Şimdi biz burada 5 ile 10 dahil olmak üzere 5 ile 10 arasında sayılar üretiyoruz. Bayağı 9 çıktı. 5 ve 10 aynı anda karşımıza geldi. Yani alt sınır ve üst sınırı belli olan rastgele sayılar üretmek için şu kısmı kullanıyoruz. Bu da böyle sintaksı. Evet. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.